Oh, okay. I know what this place is. Bunu bu bildiğin Doctor Who'nun modern versiyonu gibi bir şey olacak bu arada. Daha az cheesy versiyon olacak. Big metaphor guy. I love it. Makes you sound super smart. I am smart. I know. Okay. Okay. Please sign to verify this is everything you've ever said. This is absurd. Sign this too. We protect the proper flow of time. You picked up the Tesseract, breaking reality. I want you to help us fix it. Why me? I need your unique Loki perspective. Do I get a weapon? Nah. Bu güzel olacak bu arada. You really believe in this Loki variant? Luckily, he believes in himself enough for the both of us. My. It is adorable that you think you could possibly manipulate me. I'm 10 steps ahead of you. You're not big on trust, are you? You can trust me. Loki, I've studied almost every of your entire life. You've literally stabbed people in the back like 50 times. Why never do it again? Bu çok iyi olacak bu arada. Bu inanılmaz iyi olacak. Belli. Güzelmiş harbiden yani. Bu güzel olacak. Şey iyiydi ya zaten. Yani Winter Soldier and Falcon yani ya şöyle söyleyeyim, Winter Soldier and Falcon'u duvara bakmak yerine televizyona bakarak, yani duvara da bakabilirim. Duvara bakmak yerine oraya bakıyorum. İkisi de aynı hissi veriyor. Çok bir şey değişmiyor ama. Çok kötü. Allah bilsin. Çok boş. Boş abi, boş. Direkt boş yani. Son bölüm biraz keyifli oldu. Biraz çünkü Marvel'ın ana dünyasını etkilemeye başladı son bölüm. Üçüncü bölümde. Ama o hikayede çok devam edeceğini düşünmüyorum. Deadpool Marvel'a katılacak, katılacak. Yo, Freddy Rose, hiçbir şey olmayacak. Hiçbir şey olmuyor. Hiç katılmıyor, ırkçılığa falan çok iyi değiniyor bence dizi. Yo, o konuda kesinlikle katılıyorum, orası çok güzel. O konuda katılıyorum bu arada. O social commentary'si çok iyi dizinin. Ona o konuda ben de katılıyorum. Sıkıntı? Dizinin kendisi boş. Yani dizi ilgini çekmiyor. Sıkıntı o. Yani karakterin arkasını doldurmadan öyle bir hikaye anlatamazsın. Çünkü karakterle bir ilişkin yok. Yani sıkıntı şu. Falcon karakterini umursamıyorsun. Umrunda değil karakter. Ya çünkü karakter olarak beğenmiyorsun karakteri, öyle söyleyeyim. Yani bunu mesela şeye üzerinden yapsalardı, Black Panther üzerinden yapsalardı daha hoş gözükürdü. Çünkü onu önemsiyorsun, o karakteri. Sıkıntı karakteri umursamadığın için, Falcon'u umursamadığın için anlatmaya çalıştığı o mesajı da umursamıyorsun. O da boşa gidiyor. Ya çünkü umursamıyorsun yani. Karakteri cidden umursamıyorum. Ben Winter Soldier'ı da umursamıyorum. Boş çünkü yani. Umurumda değil karakterler.
Yani olmasa da olur evet yani. Yani harbiden Thanos'un snap'inde gitselerdi hiç kimse hatırlamayacaktı o karakterleri. Ya sıkıntı orada. Tabii bu dizileri o yüzden yapıyorlar. Bu dizileri yan karakterleri umursatmak için, biraz daha ana MCU'ya katmak için yapıyorlar bunu. Çok mantıklı. Ama hala umursamıyorum. Çünkü karakter yani karakter vasıfsız abi. Yani iki tane kanatı olan uçan kuş. Hawkeye'dan daha kötü abi. Hawkeye'dan nasıl kötü olabilirsin? Ok atıyor ya herif. Ok atıyor ya. Oku bitince savaştan çıkmak zorunda kalın heriften nasıl kötü olabilirsin? Ya bar o kadar düşük ki. Bilmiyorum o yüzden. Ya Winter Soldier'ın hikayesi güzel bu arada. Winter Soldier'ı o yüzden beğeniyorum. Falcon üzerinde ben Falcon'u gömerim. Daha bıraksanız daha bir 15 dakika daha gömerim de. Winter Soldier'ın hikayesi güzel. Arkası çok iyi. Arka hikayesini anlatıyorlar zaten, dizi taşıyan olay o. Yani diziyi tamamen taşıyan olay Winter Soldier'ın hikayesi. Hawkeye zaten bu arada şöyle bir şey var. Hawkeye'in dizisi de geliyor. O Hawkeye'in dizisi güzel olacak. Hawkeye'in dizisini şey yapacaklar ama. daha böyle evrenle, yani böyle supernatural şeylerle dövüştürmek yerine daha sokak arası savaşları yapacaklar. Yani şey yapmayacaklar, böyle evrendeki uzaylılarla falan savaştırmayacaklar. Kate Bishop olacak. Daha böyle sokak içi, kendi kalibresinde adamlar. Yani aynen şey gibi, level 1 MMO'ya girdiniz, domuz kesiyorsunuz. Bu yani. Evet, Young Avengers'a temel atıyorlar şu anda. Yani bütün şu anda MCU'nun yan dizileri, yani Disney Plus'ın birçok dizisi Young Avengers'a temel atma dizileri hepsi. Ya, bütün hepsi zaten işte gelecek stage, yani bu işte Phase 4 değil de Phase 5, Phase 6'ya doğru temel atılıyor şu anda. Ama Young Avengers'ın çok güzel bir şey olacağını da düşünmüyorum açıkçası. Bro Javier çok teşekkür ederim 3. yaşınca Akup, Cayan 5. ayda. Oy la 25 milyar milyon yılında yuh çok teşekkür ederim olduğu için. Mehmet Emir aramıza hoş geldin. Ozimon 3. ay Furkan aramıza hoş geldin. ZKCNN çok teşekkür ederim olduğu için. Muhi çok teşekkür ederim için. Dogi Ergin 4. ay Maltin 4. ay Kanlı 7. ay çok teşekkür ederim. Abonunuza hoş geldin canımsın. En iyi abone abisin. Falcon çok da yanlı değil. Falcon evet oldu doğru. Bir kez Iron Man yok güzel olmaz bence. Olur olur. Olur arkadaşlar. Yani siz böyle Iron Man'i çok büyük şey sanıyorsunuz ama Iron Man MCU'dan önce hiç kimsenin umursamadığı B hatta C tier bir karakterdi. Çizgi romanlarda. MCU'dan sonra Iron Man patladı. Yani Iron Man harbiden yüksek tier bir şey bile değildi. Yani adam... Ama artık umursuyoruz. İşte demek ki adamlar sıfırdan umursayabileceğiniz bir karakter yapabiliyorlar. Yani demek ki başka şeyleri de yapabilirler. Bulurlar abi, bulurlar. Bir tabii adam daha bulurlar, yine patlar. Oyuncuya göre değişir. Değişir. Yo bulurlar. Bulurlar abi. Yani şey gibi bu aynı zamanda. Sadece Robert Downey Jr. değil. Wolverine abi. Wolverine herkesin en çok sevdiği karakterlerden birisi. Yaparlar. Bulunur. Belli olmuyorsunuz abi.
Bir anda hop, aa bir şey oldu, en sevdiğim karakter. Geçmiş olsun. Tamam, boktan. X-Fak boktan demedim. Ama X-Men filmleri boktan. Ya yani X-Men filmlerini o kadar boktan ki 4 kere reboot attılar. En son reboot'a retcon attılar diziye. Filme. Yani bir filme ne kadar reboot atabilirsin? Yani reboot'a da retcon attı bir de yani en sonuncusunda. Yani o noktaya geldiler ki en sonunda ya üçüncüsünü dediler ki abi çok reboot attık, reboot'a reboot atalım. Yok mu? Fyfed. Ama o fikir güzeldi. Days of the Future Past çok güzel fikir. Çok güzel yedirdiler. Şimdi yalan yok. Ama yani 3 kere de reboot yemezsin yani. İnanılmaz şeyler var ya. Ya zaten bütün bu X-Men'dir. Şu anda Dota'da maça giriyorum. Rank kaybetmeye hazırlanıyorum. Hadi bakalım. zaten bu Dota'dır. Ay Dota demişim. Aa benim Dota'ya gitti bak. Çekiyor beni çekiyor. Müzik çekiyor. Allah kahretsin. X-Men'dir. Fantastic Four'dur. Bunların hepsi tamamen full reboot yiyecek. Bunların hepsi sıfırdan kesedilecek. Phase 5'te gelecekler. Phase 4'te geleceklerini düşünmüyorum. Phase 4'ü tamamen bypass geçecekler. Phase 5'te büyük ihtimalle inanılmaz bir yatırım yapacaklar onlara. Phase 4'te çok büyük ihtimalle mutant kavramına geri getirecekler. Çünkü bilmiyorsanız mutant kavramı yok şu anda MCU ve çizgi romanlarda. Mutant kavramını öldürdüler. Çünkü X-Men hakları şeydeydi ya, Fox'taydı ya. Adamlar hak bizde yoksa, MCU'ya koyamıyorsak biz de öldürüyoruz lan dedi. Bütün mutantları öldürdüler. Mutant ismi diye bir şey yok. Inhumans oldu hepsi bir anda. Mutant yerine Inhumans oldu. Sonra Fox'u alınca artık tekrar mutant demeye başladılar. Şimdi tekrar mutant lafları geri görmeye başladı. O yüzden büyük ihtimalle mutant şeylerini daha çok görmeye başlayacağız. Tekrar tekrar mutant olmaya başlayacak herkes. Mutant olduktan sonra işte bu dördüncü fazda mutant kavramını aşılamaya başlayacaklar. Beşinci fazda işte X-Men artı Fantastic Four bumbe deyip girecekler. Aynen, telifi alamıyorsak Fox'u alalım. Tam müthiş bir şey yani. Aynen, mutant demeyelim de Inhumans diyelim. Inhumans diye bir dizi yapmaya başlıyorlar. Ben izlemedim onu. Baktım. Sadece şeyi gördüm. Uzun saçlı ablamızın ismi neydi? Bak unuttum. Medusa mıydı? Medusa. Medusa'nın saçını gördüm. Kafi dedim. Gitti. Ben doydum abi. Teşekkürler dedim. Eyvallah dedim. Kalktım gittim. Yani saçı görmem yeterliydi. Bak afiş fotosunu gördüm. Medusa'nın saçını gördüm. Bok gibi olacak dedim. İzlemedim. Bok gibi oldu. Üçüncü bölüm iptal oldu. Hiçbir şey. Çok iyi ya, inanılmaz iyi yani.